Çocuk yaşta evlilik, önü açık olan çocukların okuma konusunda, sosyal yaşama katılım konusunda, kamusal hayata katılım konusunda yine hayallerinin ve haklarının ellerinden alınması anlamı taşır. Açıklama HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'a ait. Çocuk yaşta evlilik toplumun her daim kanayan yarası olmaya devam ediyor ve acısı gerçekten çok derindir. Düşünün ki kendi çocuğunuzu 11, 12, 13 yaşında bir kız çocuğunuz var ve yetişkin bir insanla evlendiriliyor. Siz neler hissedersiniz? İşte o duyguyla bu meclis bu konuyla ilgili bir çalışma yapmak zorundadır. Bizim o çocuklarla ve o ebeveynlerle mutlaka ve mutlaka bir empati kurmak, değişimi ve dönüşümü zorlayan bir çizgiyi izlemek zorundayız. Genel kurulda çocuk yaşta evlilik üzerine söz aldı Oruç, hükümeti ve Diyanet'i eleştirdi. Burada şunu ifade etmemiz gerekir ki, Diyanet İşleri Başkanlığından tutun da müftülere kadar 7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine dair açıklamalar yapması hiç de kabullenilebilecek bir şey değildir. Bugün AKP'nin yaratmak istediği yeni toplumsal modelin, yeni toplumsal yapının kodlarını, kadın bedeni, kız çocuklarının bedeni ve gelecekleri üzerinden bir yapılanmaya gitmesi ve buna dönük çalışmalar yapılması asla kabul edilebilir değildir. Bu konuda kamu spotları gerçekten kaş yapalım derken göz yaran niteliktedir. Bunları asla kabul etmiyoruz. İHA'de İstanbul Şubesi'nin Çocuk Hakları Komisyonu'nun verilerini hatırlattı ardından 2018 raporunda 16 yılda 18 yaşın altında 440 bin çocuğun doğum yaptığını söyledi. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye'nin dünyada 3. sırada olduğunu biliyor musunuz? Bu resmi rakamlar ortadayken bu meclisin bu konuya duyarsız kalma ihtimali gerçekten yoktur. Sadece köyünün son çiti içinde değil, dünyanın sonsuzluğu içinde özgürlüğün yeşerebileceğine inanan ve böyle bir yaşamı inşa eden bir adım atmak durumundayız. Dolayısıyla bu meclis bu konuda gerekli duyarlılığı göstermelidir.